8 yıllık başım. Ben şarkım üçüncü, ben şarkım ben. Ben de yüzmeyi çok seviyorum. Beden istiyorum inşallah. Şarkım ben. İnşallah İngilizceyim ben. Antalya'ya kalacağım. Antalya'ya gidiyor. İnşallah. Ben çok yüzme seviyorum. Aferin dedi. Adım Ayşe Gökçek. Ev hanımıyım. Emekli oldum. 56 yaşındayım. Kızım Zekiye Bölükbaşı. Zekiye'mle evdeyiz pandemiden dolayı. Zekiye 25 yaşına girdi. Liseyi bitirdi. Özel okullara götürdüm. Şu an için evdeyiz. Devamlı yüzmeye götürüp getiriyorum. 8 senedir havuza gidip geliyoruz. İç Anadolu Bölge Birinciliği, Türkiye Birinciliği var. Çocuğumun sosyalleşmesi için elimden geldiği kadar uğraştım. Çok şükür hedefime de ulaştım. Zekiye takı tasarım kursuna götürdüm. Ahşap boyama kursuna gittik, resim kursuna gittik. Ekstra havuza devamlı getirip götürüyorum. Geçmişteki valimize konsey bile verdiler. Engelsiz notalar diye bir kursumuz vardı. Ona da götürdüm. Boş durmadı. Çocuğumun yanında oldum. Tüm velilerimize, engelli bireylerin, velilerin, özellikle annelerimize çocukların yanında olmasını istiyorum. Evet. Zekiye'm ilk etaplarda eğlence olarak geliyordu. Fakat daha sonra madalyaları aldıkça, İç Anadolu Bölge Birinciliği, Türkiye Birinciliği, Türkiye İkinciliğini aldıktan sonra daha çok yüzmeye kendi isteğiyle geliyor. İnşallah hedefimiz dünya şampiyonluğu. Onu da çok az bir farkla kaçırmıştık. Ama pandemiden dolayı da evdeyiz. İnşallah bundan sonra da yine haftanın 4-5 günü havuzumuza devam edeceğiz. Yüzmenin 4 çeşidi: kurbağa, kelebek, sırt ve serbest olarak bunları çok güzel şekilde yapıyor. Zekiye dünyaya geldiği zaman ben normal bir çocuk olarak düşünmüştüm. Fakat Down sendromu dedikleri zaman insan ilk etapta ne olduğunu bilemiyor. 1996 senesinde dünyaya geldi. Bana Down sendromu dediklerinde şok oldum ama baktım ki çocuğum biraz anlamada geri olacağını söylediler. Ben de çalışıyordum. Çalışma hayatını bitirdim, bıraktım. Evladımın yanında oldum tüm gücümle. Allah razı olsun, ablası Sultan ve kız kardeşi Gülay benim yanımda oldular. Bir annenin en güzel önceliği çocuğunu kabul etmesi. Anne evladını kabul ettikten sonra Allah onun sevgisini ve sabrını veriyor. Ben de o sevgi, sabırla kızımın yanında oldum ve onu yetiştirdim. Gittiğin toplumda kabul görmeme. Veyahut da çevre, karşıdan geldikleri zaman çocuk hastaymış deme, dışlama. Ama ben bunların hepsini bir kenara bıraktım. Kendi öz akrabalarımı dahi bir kenara bıraktım. Çünkü nesi var ki diyorlardı. Nesi var ki değil, bu çocuk eğitim istiyor dediğim zaman otur evinde dediler. Sen kendine iş arıyorsun dediler. Ama ben şaşmadım çok şükür. Yani bilmiyorum, karşınızda az çok sosyalleştim. Kendini idare edebiliyor. Zorluklar çok. Eğitimde zorluk çok, toplumda zorluk çok. Ama şu son zamanlarda Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız ve şimdiki bakanlarımızın sayesinde, özellikle Gençlik Spor Bakanımızın sayesinde bayağı bir ilerlemeler kaydettik. Hedefimiz inşallah daha iyiler. Ve yanımda birçok ailenin de olmasını isterim. Şu anda Fatma, Zekiye ve Murat diye 3 çocuğumuz var. İç Anadolu'nun iftihar duyduğu çocuklar. İnşallah daha da çoğalırlar diye düşünüyorum. Her kişi bir engelli adayı diyorum. Onun için anneler olsun, babalar olsun, çocuklarının yanında olsunlar. Engelli diye bir köşeye atılmaması gerekiyor. Çünkü eğitilebiliyor.